günden beri hastanede yaşıyordu. Ailesi küçük kızları için ülke ülke, şehir şehir dolaştı. Sonunda çareyi İstanbul'da buldular. Ukraynalı minik kız Türkiye'de ikinci kez hayat buldu. Dünyaya gözlerini daha açmamıştı bile hastalığına teşhis konulduğunda. O böbrek yetmezliğiyle dünyaya gelecekti. Tedavi için tek çözüm böbrek nakliydi. Ama küçücük bedenine büyük bir insandan alınan böbreğin nakledilmesi öyle kolay değildi. Doğar doğmaz hastaneye yatırıldı. Doğduğundan beri belli aralıklarla hastanede tedavi görüyor. Ukraynalı Sophie 4 yaşında ama onun böbrek yetmezliği olduğu için gelişim bozukluğu problemi var ve gördüğünüz gibi yaşıtlarıyla aynı kilo ve boyda değil, 2 yaşındaymış gibi duruyor. Ailesi tam 4 yıldır pek çok hastaneye başvurdu. Aldığı cevaplar hep aynıydı. Sophie'ye babasından alınan bir böbreğin nakledilmesi için 20 kiloya ulaşması gerekiyordu. Doktorlar bundan sonra diyalize girmesi gerektiğini söylediklerinde ise aile nakil için arayışlarını hızlandırdı. Sophie ve ailesi Ukrayna'da yaşıyor. Daha önce tedavi için Almanya, İsrail gibi pek çok ülkeyi gezdiler. Daha sonra Türkiye'ye geldiler. Babasının böbreğiyle Sophie Türkiye'de ikinci kez hayat buldu. Diğer iki ülkede ameliyatı yapamayacaklarını söylediler. Türkiye'den olumlu yanıt alınca buraya geldik. Yetişkin birinin böbreğini nakletmek için önce kilo alması, biraz daha büyümesi sağlandı. Midesine konan tüple beslendi Sophie ve 10 kiloya ulaştı. Bu bile ameliyat için yetti. Bundan sonra ise daha kolay büyüyecek. İştahı açıldı. Ağızdan beslenmeye başladı. Artık mide tüpünden besleme oranı çok aşağıya düştü. Sophie sağlığına kavuştu ve ülkesine dönüp hayatına diğer çocuklar gibi devam edecek. Ancak yakın takip ve özenle hayatını sürmesi gerekiyor.